Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Sizi bulmuşken ben de bir video çekeyim dedim. Çok iyi yapmışım. Yani sizin gibi insanları bir arada bulmak zor. Ya teşekkürler ağırladığın için. Ya estağfurullah. Siz bana buraya kadar tenezzül edip de geldiğiniz için ben ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. İstanbul'a geldiğimizde bir evimiz olduğunu biliyoruz artık. Ve geldiğimizde vuruyoruz. Ayağımı okşuyorsun abi lütfen. Estağfurullah. Ben kendi ayağımı okşuyorum. Heyecanlı. Dokunuyor abi. Yani. Yani bu arada bir kanalın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kanalın hayırlı olsun oluyor. Evet abi bu üçüncü video olacak inşallah. Hayırlı olsun. Allah izin verirse. Devamı da gelsin inşallah. Valla ben hani bir anı olsun, bir anımız kalsın. Güzel olur. Burada işte bir hani geçmişte göreceğimiz bir şeyler olsun ya da bizden sonraki nesiller de bunlardan bir şeyler görsün diye. Faydalansın. Evet. Hani ben zaten öyle kanalımın içerisinde yok şu şuna yarar, yok bu buna yarar diye bir şey anlatmayı düşünmüyorum. Evet. Çünkü zaten yeterince anlatılıyor. Evet. Zaten daha yani önce, anlatırsın da belki. Emin amca da yıllarca çekmiştir video. Sen de ama çekmişsin şey yani abi. Kendi tecrübelerini paylaşabilirsin. Tabii belki de anlatırsın. Neticede bu bir hobi ve canlı işi. Onunla alakalı da hani kendi paylaşımlarını yapabilirsin, tecrübelerini paylaşabilirsin, hatalarını da paylaşabilirsin. Yani ben böyle bir hata yaptım, işte sizler yapmayın gibisinden. Evet. Yani. Her ne kadar paylaşmayacağım dersin, zamanla oluyor, kendi gerçekleşiyor. Zaten YouTube'da şöyle bir şey var abi. Hani herkes senden bir şey isteyecek zamanında. Abi şunun akvaryumun videosunu çek veya şu balıkları nasıl bakılır bunu çek. Veya diyecekler tuzlu su akvaryum kur. Bana dediler. Kurdum izleyen 1000 kişi mesela. Böyle bir şeyler olacak yani. O yüzden biraz kendi şekillenecek yani bu durumda. Senin de öyle olur muhtemelen diye düşünüyorum. Ben çünkü sürüngenle başladım. Ondan sonra işte teraryuma döndük. Akvaryuma döndük. İşte ne olduğu belli değil şu an. Her şey var karışık. O yüzden değişebiliyor durumlar. Valla ben ilk şeyi yapmayı düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Siz ikiniz daha iyi bilirsiniz de. Ben yarışma tankımı da böyle yavaş yavaş hikaye olarak, işte ana olarak kesit olmasa da bir bütün halinde kurulumundan işte gelişim aşaması, final aşamasına kadar bir şey yapmayı da düşünüyorum. Harika olur. Hani, vallahi iyi olur. Ben yıllardır öyle bir düşüncem var. Diyorum ki işte böyle baştan işte o seçtiğim materyalden başlayıp son finallere kadar böyle bir vlog tarzında mı hazırlayayım mesela diye. Hatta Hasan'la yani biz de baskılıyoruz. Yani mesela Hasan'la Kaan özellikle baskılıyorlar. Ona da bu arada selamlar selam olsun. Ondan sonra ama şey oldu hani bir türlü onu yapamadım. Ama gerçekten istiyorum yani bir tasarımı böyle baştan sona kadar bir hikaye tadında anlatmayı istiyorum böyle hem görsel işte videosu vesaire. Yani hani final olduktan sonra insanlara bazen şey geliyormuş gibi yani çok basitmiş gibi geliyor. Ama öyle. O süreçte bizim oradaki bir kütüğü 5 kere değiştirdiğimizi, işte yapıştırdığımız bir şeyin kopup gittiğini tekrar yapıştırmak için neler yaptığımızı yani attığın gibi orada yaşadın maalesef. Çok üzülerek o bitkinin nasıl kaldığını. Evet yani bazen bitki yekiyorsun, istediğin formu vermiyor ya da işte oradaki tasarıma uymuyor, onu değiştirmen gerekiyor. Ya, bu sene şey var mesela aklımda hani video olmasa bile böyle arada belli hep aynı açıdan böyle fotoğraf. Her hafta bir fotoğraf alacağım. Galiba finale kadar bir 40-50 tane kare olur. Slide çektim. Bunda böyle bir slide şeklinde o bile tabii, beni mutlu eder yani öyle bir şey yapacağız. Valla ben de düşünüyorum abi yani hani sana da sormak istedim ben bunu. Hı hı. Çok mantıklı. Hani yarışmadan önce mi paylaşsam yoksa yarışmadan sonra mı? Yani yarışma kuralları zaten belli işte hani neticede paylaşımını istemiyorlar. Çünkü senin o tankın top ona girersen sorgusuz sualsiz bir diskalifiye nedeni yani. Hı. Yani zaten bir final aldıktan bir tane şey sonra var yani elinde medyan olsun, bu hazine abi. Zaten. Aynen. Sen ne zaman paylaşırsın? Aynen, her zaman paylaşılabilir. Yani böyle bir şey düşünüyorum. Çok yapacağım mantıklı. Bakalım yapabilirsen. Çünkü bazen bazı yabancılar yapıyor bunu. Yapıyorlar ama hani fotoğraflama açısından yapıp da slide şeklinde demiş olduğun gibi paylaşıyorlar. Ya ben hani o konuya çok şey bakmıyorum. Niye biliyor musun? Şimdi ben de orada bir şey yapıyorum. Bir şey paylaşıyorsun. O bence çok etik değil yani. Neticede orada bir kural var. Ha. Ona uymak da lazım yani. Peki. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Yarışmadan sonra paylaşırız. Yani. Yarışmadan sonra yaparız artık. Aynen. Hatta bu yıl zaten bazı yarışmalar tanktan kısa videolar istiyorlar ya da yakın çekim istiyorlar. Benden geçen sene yani istemişlerdi. Sana da söylemiştim. Evet. Ultra'yı özellikle çek gönder demişti Aga. Evet. Ondan sonra Aga'ya mail atmıştım. Videosunu çekip Ultra'nın resim atmışım ama hani yani orada sadece topunu belirledikleri için bir sıralama olmadığı için geri kalan yarışma tanklarında
O yüzden bir şey... Ya o da şeyden oldu, bu video olayı Hakan'ın şeyden çıktı. Hakan'ın iyi aslında. Photoshop'un etkisi olabilir mi biraz? Photoshop oldu. Evet, bazı tanklarda Photoshop'lar yapıldı. Yani Photoshop deyince şöyle, hani biraz aşmak istiyorum orayı. Evet. Mesela işte yarışma tankı yapıyorsun. Balık ve okuyor. İşte organizasyona gönderiyorsun bunu. Evet. Yarışma düzenleyen. Onlar doğal olarak şunu diyor zaten. Yani sen renklerle oynayabilirsin, ışık ayarlarıyla oynayabilirsin ama hiçbir ekleme. Sen oraya herhangi bir ekleme veya çıkarma işlemi yapmaman lazım. Yani silme işlemi yapmaman lazım. O nedir? Yapay zeka çok gelişti. Tabii. Bunların şeyleri evet. Olacak. Balık yani, diziyorlar. Bakıyoruz balık mesela balık. Bir fotoğraf vardı hatırlıyorum. Orada işte bir yaklaşık bir 15'e yakın bir sürü balığı var. Evet. Orayı kopyalayıp aynı balığı tekrardan bir üste koymuş. Onu biraz daha 30 yapmış. Veya bir bitkiyi kesmiş. Mos alanını kopyalayıp aynı yerlere yapıştırmıştı. Şey değil mi? Geçen yıl işte. Yapmaya çalışıyorlar. Onun için onlar da haklı tabi. Diyor ki ya ben böyle bir organizasyon yapıyorum. Karşılığında bir ödül veriyorum. Bana saygı duyman lazım. Yani bu belki de biraz belki ağır olacak ama bence bir sahtekarlık. Doğru abi yok sahtekarlık. Bana da saygısız. Herkes. Sana da saygısız. Bütün yarışmaların yapması lazım. Herkes için. Yani yarışmaya öyle. Katılan herkes için saygısızlık. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir yarışma yani en başından başlarsak yaklaşık 7-8 ayımızı alıyor. Sürüyor. Ya alıyor tabii. Senin de hazırlık aşaması, materyal seçimin, tasarıma karar vermen, hardscape, ondan sonra bitkilendirme, bitkilendirmenin son finali, fotoğraflama. Evet. Yani öyle basit bir şey değil. Aslında çok öyle hani hop, başkasının aklına bitti. Girmiş oluyorsun. Evet, yaptım bitti değil yani. Olmuyor yani. Aynen öyle. Kim ne derse desin. Aynen öyle. Bakalım inşallah bu sene de güzel bir şey yaparız. İyi bir derece alırız veya alamayız. Biz zaten bir derece için yapmıyoruz bunu. Sonuçta bir zevk için yapıyoruz. Mesela bak işte şu an senin arkanda işte evet, yaptığın yani tasarımlar orada portresini koymuş. Evet. Onlar gerçekten bir yana. Mesela ben eminim sen orada her fotoğrafa baktığında işte oraya koyduğun bir kök parçasını şöyle eklemiştim, böyle yapmıştım diye düşünüyorsun. Bunlar güzel bir yana evet. Bence. Aynen. Nasıl olsun. Bir de yarışma tankı olayı nasıl oluyor? İlk yıl bir tane yaptın, paylaştın, görselini aldın. Derece ne olursa olsun. Koydun ya. O yılan ya seneye bir isteksiz olduğu gibi oluyor insan ama evet. İkinci yılı da çekip koyduktan sonra üçüncü yıl olması gerekiyormuş gibi oluyor. O birikimle devam ediyorsun. Aynen. Dereceye girsin girmesin elinde yaptığın şeylerin görseli oluyor. O da bir hazine gibi işte. Aynen biriktirmek öyle. İstiyorsun. Aynen öyle. Yani bu hobi değişik bir şey. Yani hani bitki beslemek ayrı, balık beslemek ayrı, işte deniz akvaryum yapmak ayrı. İşte tasarım akvaryum yapmak ayrı. Hani hepsi ayrı ayrı bir dal sonuçta. Ve hepsi de insana ufak da olsa veya büyük de olsa bir şeyler katıyor. Kesinlikle yani, öyle. Parayla, maddiyatla hiç açıklanamaz. Yok yani hani burada kazandığın dostluklar, evet. Burada kazandığın arkadaşlıklar bence çok farklı oluyor. Kim ne derse desin. Yani şu an yıllardır yani hepimiz mesela, bu hobiyle tanışmış insanlar. Aynen öyle abi. Saat yani gecenin bir buçuk. Evet. Yani gerçekten illerimiz arasında Malatya, evet. Çanakkale, Antalya, İstanbul, Kayseri. Hani Türkiye şeyiz biz, mozaiği gibiyiz şu an burada. Bizim bir araya gelme olasılığımız kaçtır hobiyle uğraşmasak? İmkansız. Yoktur bence yani. Yani yıllarca hiç görüşmesen bile evet. Bir anda görüştüğünde sanki yıllardır konuşuyormuşsun gibi bir arkadaşlığın oluyor, bir muhabbetin oluyor, bir sohbetin oluyor. Öyle. Yani şimdi yabancılar sen, yazıyor mesela Levent'de, şey yapıyor. Yani senle Nuri'yi ilk defa gördüm burada mesela. Öyle misin? Sizi de 3 sene oldu evet, görevi evet, yani evet. Ama hiç yani ayrılmamışız diyor sürekli. Hiçbir yabancılık hissetmiyor insan yani. Şey yapmıyor. Ben o da arkadaşım. Beğendim. Bir de çocukluktan gelmiş böyle birlikte büyüdüğün insandan bir farkı olmuyor. Ciddi anlamda çok şey paylaştığın için dost oluyor. Evet. Yani. Ya bazen hani çok basit bir şey belki. Ufacık bir bitkiye ihtiyacın oluyor. Onda olmuyor, sen ona gidiyorsun. Onda olmuyor, başkasına gidiyorsun. Bir şekilde tamamlıyorsun. Şimdi aklıma şey yani geldi. Yani Nuri gibi. Nuri'nin az önce çaldığı bitkiler geldi. Yani evet. Evet. Oo, bakayım ona, hangisi o? Yani onu hani, alma. İşte bu özgüveni kazanabiliyorsun. Yani mesela evet. Sorgusuz sualsiz gelip eline makas alıp işte o akvaryuma girip istediğin bitkiyi kesip alıp götürebiliyorsun. Evet. Yani hani şey yapamıyorsun. Bunu arkadaş herkes... olmasan hangi cüret ya? Evet. Seni tanımadığın birinin akvaryuma yani elini sokuyorsun. Tabii. Yani kimse bunu
hoşgörülüyle bakacağını düşünemiyorum. Düşünmez de zaten. Yayından sonra döveriz beraber. Tamam abi. Akbar namustur. Başka yere sokturmayın diyorsun. Abi, o işte ortaklık sende de vardı. Sen onu burada oyaladın. Evet. Bu da bir gerçek yani. Ne yapayım? Yani dedin ki bu kök şöyle mi olsa Levent falan dedin. Sen de orada beni birazcık oyalamış ki. Ama ben planlayıp gelmiş olabilirsiniz abi. Selçuk abi. Planlamadım. Ben oluşabilecek sonuçtan korktuğum için. Fikri veren Kaan abi. Tamam. Yani siz orada halledersin biz götürürüz. Çünkü kendisine lazım olan bitkileri de aldık buradan. Kaan şaka bir yana. 3 ay sonraki bitkiler çıkmadan herhalde. Bak şaka bir yana. Selçuk abi de gördü, ben de gördüm. Bu hobihaneye gelip girip de şu tanklardan bitki alma, birinin almadığı zamanı ben denk gelmedim. Geçen geldik boğa çaldı. Öbür geldiğimizde Yamin aldı. Bu geldiğimizde Nuri bayağı aldı. Yok yani ben o yönden bir sıkıntı yaşıyorum. Şurada bir yerde yani. Çandam da var benim, değil mi? Evet. Bir de çandam. İşte bugün de söyledik ya, hobi bir şeyler paylaşmak. Evet. Paylaşıyorsun. Ya en güzel yanı bence bu. Çünkü hani sadece ben demek çok büyük bir eksiklik bence. Evet. Yani kim ne derse desin bunu. Sadece ben dersen o zaman sadece sen kalırsın. Yani kanalın yayın içeriğine uygun olacak mı bilmiyorum ama çok böyle çok hızlı yaşayan bir adama bir adam şeye düşüyor, tek başına adaya düşüyor. Tesadüf ya, çok ünlü bir bayan sanatçı, aktrist, gemisi batıyor, adaya sürükleniyor. Yani adam normal hayatında o kadını gördüğünde havalara zıplayacak, kadın hiç ilgilenmiyor. Kadın dayanamıyor en sonunda, ya bak kardeşim adada tek başınasın, ben varım, niye hiç ilgini çekmiyorum diyor. Kimse bilmeyecek gidiyor. Yani burada en güzel bitkileri baksan da arkadaş ortamın, çevren olmasa şu bu kadar heves etmezsin. Evet. Yani paylaşıyorsun sonuçta o bitkiye baktığın. Ya her geldiğimde ben mesela bir şey alacak olur. Sonra bir daha bir şey vermeyeceğim diyor. Tam çıkarken ya hadi altıma bunları da götür diyor mesela. Diyoruz, diyoruz yani. Ya yok yani hani ben şey yapılmadığı sürece yani kendi arkadaş ortamında hiçbir zaman hiçbir şey esirgemem. Esirgemem de yani hani çok hoş görmüyorum bu hobide. Çünkü esirgediğin zaman çok esirgenilen insan oluyormuşum gibi hissediyorum. Dışarı dışlama. Biz Nuri'yi de ziyarete gideceğiz hatta olursa tekrar mesela. Evet. Yani bir sürü tank ve bitki var. Hallederiz. Evet. Ben de hiç sıkıntı yok. İki elimle toplayacağım adam. Ben gidersem ne olur bilmiyorum artık. Benim gelmeyen malzemeler, faizler, maizler. Ben de hiçbir şey yok. Abi, adamda bir şanssızlık yok. Gönderemiyoruz. Dün Antalya'dan araba çıkıyor. Araba Afyon'da yolda kalıyor, geri dönüyor. Şanssızlığa bak. Bunun benimle bir alakası var mı? Kısmet abi. Yok ortak. 3 yıldır zaten göndermemeli. Hep böyle oluyor. 6 gün kalmıştı. Seneyi devirin. 6 günde inşallah yapacağız yani. İnşallah. Çok sıkıntı yok. Şeker. 3 ay sonra da bitkileri göndermemizi 2,5 yılda tamamlamış olacağız. İnşallah. Bir de Malatya'da buluşuruz. İnşallah. Şunu her zaman bekledim. İnşallah. Peki benim bir sorum var Selçuk abi. Çok özür dileyerek. Bu hobide insanları teşvik etmek için ne lazım? Ne gerekiyor? Hani senin yapman mı yoksa başkasının yapması mı? Ya da bu insanları nasıl böyle bir gaza getirmek gerekiyor? Yani hani çünkü şöyle şunu söylemek istiyorum. Biz yarışmalara katılıyoruz ama hani bakıyoruz ki Türkiye'de bir yarışma var. Rick Lovers. YouTube'sun. Hani burada katıldığımız sonuçta toplasak bu sene 5 kişiydi galiba, evet, bildiğim kadarıyla. Biraz hastalansa 4'e düşüyor. Evet. Yani hani ya eskiden daha kalabalıktı. İnsanların hayat gailesi mi desek yoksa maddi şeyler mi desek bilemiyoruz tabi ama sonuçta insanlar bu hobiden de uzaklaştılar birazcık. Yani ya şöyle aslında yani mesela kendimi de katayım. Akvaryum ölçüleri küçüldü artık. Evet. Yani ben bundan 6-7 yıl önce çok değil yani 5 yıl önce falan yani ki işte Malatya'da 120 ve üstü ölçülerdeki tanklar için kişilerin sıraya gittiğini hatırlıyorum. Evet. Ondan sonra aslında şu an ölçüler de küçüldü. Özellikle bitkili tanklarda bu daha da şey kolay oldu. Yani akvaryumu eve girmesi veya işte ofise vesaire işine girmesi. Biraz ölçüler küçüldüğünden dolayı kişi sadece kendi zevkini tatmin etmeye başladı gibi geliyor bana. Ondan sonra teşvik anlamında da şöyle, neticede bir canlı işi. Hani kedi sevmeyen bir insana veya köpek sevmeyen bir insana
sen köpek beslemelisin veya kedi beslemelisin denmediği gibi. Diyemez. Hani akvaryumla uğraş, hele ki işte bir bitkili akvaryumla uğraş demek de zor belki. Yarışma konusuna da gelince çok fazla bitkili tankla uğraşanlar var. Evet, ben de işte onu söylemek istiyorum. Yani hani bu insan ve niye? Ülkede mesela özellikle Türkiye'de Dutch Still dediğimiz daha fazla. Çok fazla. Çok fazla. Yani sadece nano tank olarak belki sayılırsa binlerce tank var. Doğru. Onlardan. İşte yarışma tasarım vesaire olayı biraz daha farklı olduğu için veya kişi bilmediğinden dolayı bir çekingenlik oluyor. Mesela şey çok oluyor. İşte ben zaten yarışmaya girsem bir derece alamayacağım falan gibi bir zaten şey var, evet. Öngörü var. Ondan sonra ama işte kanun videosunda da mesela de paylaştık, bunu yine söyledim. Bence o heyecanı yaşamalılar. Bu 30'luk tank da olabilir, 60'lık da olabilir, daha büyük bir ölçüdeki bir tank da olabilir. Yani kendi yaptığınız işin başkalarının da görmesi lazım bence. Yani sen bu bir paylaşım yani. Sen birkaç sene sonra zaten bu şeylerden mahrum kalacakmışsın gibi hissediyoruz biz. Hani artık, yani yarışma olayı biraz farklı. Hani tabii jürilik falan var ama hani yarışmayla alakalı ben o heyecanı yani bir şekilde bir yarışma bulur girerim yani. Farklıdır ya. Ben siz mesela, o heyecanı şey yapmamak için, şey azaltmamak için. Bazen telefonla konuşuyoruz, takılıyorum. Ya bir rakibi daha eledik. Diye bakıyorum. İşin aslı bu yani. Bu jüri hani olunca bir rakibi daha elemiş olur. Çünkü yani hani şimdi senle benim aynı kategoride kıyaslanmam çok imkansız gibi bir şey görüyorum ben. Çünkü hani senle ben kendimi çok devede kulak gibi ya da devede tüy gibi hissediyorum. Öyle yok, ben öyle düşünme. Yok öyle düşünüyorum çünkü abi yani şimdi öyle düşünme diye bir şey yok abi. Yılların vermiş olduğu bir deneyim var. Yani bir seferde çok güzel bir tank yaptı. Bir sürü ünlü isminin önüne geçti. Bazen doğru temayı yakaladığın zaman hani bu doğru notaya basmış olmak gibi bir şey. Bir anda kendini ilk üçte görebiliyorsun. Ben çok özür diliyorum, lafını kestim abi. Mesela onlarda şöyle bir şey de var. Ben bunu onlarda gördüm. Hani konuşuyoruz birçoğuyla, yazışıyoruz. Hani konuşuyoruz derken şey olmasın. Evet. Bir ekipleri var abi. Evet. Yani hiçbiri kendi başına çoğu akvaryumu yapmıyor belki de. Yani hep bir ekip halinde çalışıyorlar. Ya var tabii. Yani mesela işte ben örneğin kendi işte Malatya'da bu işi tek yapıyorsun yani bir şekilde. Evet. Hani işte şu ortam her zaman olsa. Ben Ankara'da. İnanın Türkiye'de çok bomba işler çıkacağına adım gibi hemen. Bir de bakış açısı var. Bazen hani benim de hani bakarken kör olmak diye bir şey var ya. Evet, evet. Bazen artık aynı yere odaklanınca bazen gözünden bir şeyler kaçıyor. Gören kör oluyorsun. Tabiri caizse. Ya bir de Selçuk Hocam, ben sanki bizde akvaryumda yarışma olayının daha yeni olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Biz yıllardır içindeyiz ya. Bize göre yahu niye artmıyor, artmıyor diyoruz ama biz yıllardır içinde olduğumuz için bu hobiyi biliyoruz ve bence insanlar yeni yeni bunu keşfetmeye başladı. Tabii bunlar yayınlaştırmamıza düşüyor tabii. Yani biz duyurumuzu yapıyoruz. Belki yeterli, belki yetersiz bilmiyoruz tabii de. İtalyanlar mesela. Onlar da çok az şu an. Orada da yeni yeni gelişiyor. Yeni yeni var. İspanya zaten işte ben bu sene biraz daha artacağını düşünüyorum. Kore'de. Acayip. Yani benim de hani öngörüm şu, sanki seneye daha da fazlalaşacak gibi. Ben de öyle hissettim. Aynen. Şeyden bu fuarda bayan gördüm mesela. Sevgilisiyle ya da eşiyle gelmiş. Neredeyse eşi kadar dikkatli izliyor senin yaptığın şeyi. Evet. Çünkü ilgi duyduğu belli yani. Aynen. Gençler gördük. Yani bu aslında bizim ülkemiz için yavaş yavaş gelişen bir durum ve bence gelişecek. Ama çok da ümitsiz olmamalı. Şey var abi de, hani insanlar masraftan çekiniyor ama belli bir yerde bu yarışmada kullanılan materyaller daha yukarıda aslında. Evet. Hesap ettiğin zaman. Çünkü bir taşı kullandıktan sonra atmıyorsun abi. Çeviriyorsun yine kullanıyorsun. Çünkü de aynı şey var. Aynen. Ama ben hani ticari olarak baktığım için adam gidiyor diyor ki ya işte bu kadar kök kullanacağız. Farz-ı misal 2000 lira. Ben bu bitki alırım 2000 lira. Bitki daha güzel geliyor gözüne. Aynen, ama öyle. Bilmiyor ki onun hani bittiği zaman çöpe atıp tekrar yenilemesi gerekeceğini. Aynen. Ama kayada her zaman elindeki kayayı istediğin gibi kullanabilirsin. Aynen. Ufak bir iki parça ekleyerek yine devam ettirebilirsin. Aynen. Tekrar yenileyebilirsin ve sürekli tasarım yapabilirsin. Bende kök var. Senin bana göndermiş olduğun. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum da. Senin sanırım 2017'de veya 2018 olabilir. O tasarımda kullanmış olduğun kök. Hı. Ben o kökün Eminhan Hoca'ya gittiğini,
Emin Amcıl'dan işte başka birine gittiğini, onsuz tekrar sana geldiğini, senden tekrar bana geldiğini. Bana Selçuk abi 2022'deki tasarımından bir kök yolladı. Böyle üstü kurumuş, bildiğin hani artık bozduğumuz kurumuş bir kök gönderdi. Ben onu bu seneki tasarımda kullandım. Şu ön taraftaki mini pelyanın pilonun sarkmış olduğu şey var ya, evet, tasarımda. Evet. O kök o aslında. Yani orada kurumuş halinde. Yine canlandı değil mi? Tekrardan canlandı ve orayı öylece kapattım yani. Şurada da duruyor yukarıda. 90'lık, 110'lık tankın üstünde. Orada halen duruyor mesela. Yani, Selçuk Hocam'ın geçen bir videosu vardı ya, şey dedi. Ben akvaryum hobisinde ya bu yarışma sürecinin ilk yıllarında tutup da pahalı materyaller almadım. Kaş kökü kullandın anlatmıştın. Evet hocam, kök tercihi yoktu. Çünkü yani istediğin tasarıma göre kök parçası yoktu o zaman. Evet. Artık yani işte orada kayısı kökü kullandık, farklı doğaya çıktık, farklı böyle materyaller bulduk vesaire. Onları kullandık, taşları falan filan da. Ya şey aslında, hani ilk başta bu hobiye girince tamam, Türkiye'nin ekonomik şartı belli, özellikle bu son zamanlarda. Hani o bir kere masrafı yapıyor musun? Yapıyorsun ama sen her yıl akvaryum almıyorsun. Her yıl işte ışık almıyorsun. Karbondioksit için tüp almıyorsun, ışık almıyorsun vesaire vesaire. Zaten yine aynı söylediğim gibi kökler, kayalar vesaire. Bunları farklı farklı değiştirip kullanıyorsunuz zaten. Evet. Yani evet, her sene bir şekilde bir şey yapıyorsunuz. Senle konuşmuştuk bir emin. Bu İranlı birisi akvaryum yapmış demiştin. Halton. Yani adam mesela hiçbir şekilde temin edemeyecek malzemeleri bile dışarıdan kendisi. Yani neticede oraya biraz da ambargo var. İşte malum İran olduğu için. Hani orada çoğu da mesela doğadan falan toplamıştı. İşte geçen yıl Kore'deki KEA'in şampiyon olmuştu, birincilik almıştı. Kullandığı köklerin hepsi atık kök diye hani evet, Türkçe'de bir onlar yani. Doğadan toplanan kökler. Bak hiçbirimizin aklına gelmez bir etken daha var mesela. Almanya'da bu hobi çok yayılıyor. Neden? Evet. Genelde yerleşim üstteki. Şimdi biz yani evet banyolarda, evet, apartman dairelerinde o malzemeyi al, orada kullan, tankı kur, ikinci tankı kur, işte yedek su deposu kur, yapamıyoruz ama adam garajında yapabiliyor. Tabii ben tabii o var. Mesela işte Pukades, evet, İspanya'da. Garajı kapatıyor. Mesela garajda yapıyor bu işi. Mekan, hani biz evimizde bir hobi odasını yapıyoruz. Ne kadar da olsa işte ev içi. Evet. Ev içi olduğu için olmuyor ama işte artık bir şekilde ortak geçen tarafından çalıyoruz. Tabii tabii öyle yani. Bir de şey var abi, hani uluslararası olduğu zaman insanlar biraz, mesela Türkiye'de bir yarışma yapılsa, hani hı-hı, Türkiye'de artık bir yarışma yapıyoruz. Ne olur işte Dutch yapanlar da çok, işte ayrı bir şekilde, işte teraryum yapanlar için. Ya, Türkiye'nin de ekonomisi belli olduğu için hani ona göre ödül, işte ona göre ya da işte bazı yarışmalarda da işte filtre veriyorlar falan vesaire. Evet. O şekilde bir şey yapılsa aslında Türkiye'de o da çok iş yapar yani. Ya gerçekten yapar. O olur da şey anlamında hani bir o katılımla alakalı bir rakamı görmek lazım aslında. Hani olsa zaten ulusal yarışmalarda yine bir elimizi taşın altına koyacağız. Hani onun sorumluluğunu da alacağız. Böyle hediyeler falan oldu ama. Ama onun önce benim bir görmem lazım ki ben de gidip firmaların bir kapısını çalmam lazım. Tabii yani. Ama işte o güveni firmalardan benim alıp, bugün kapısını çalarsam şey bana ilk firmanın söyleyeceği şu. Türkiye'de bu sene yarışmalara 3 kişi katıldı, 5 kişi katıldı. Evet. Orada en azından bir 20-30 katılım olursa o zaman ben bu yarışmaya gidip firmaların kapısını rahatlıkla çalabilecek. Yani. Evet abi ama yani Türkiye'de yani böyle bir şey olur mu? İnsanların biraz daha güveni yerine gelecek. Yani daha rahat girecek. Evet abi. Orada bir fark var. Ya bir de hobi tabii yani neticede evet maddiyat önemli mi? Önemli ama yaptığımızda bir hobi. Para illaki olacak yani. Ya sen şimdi, şöyle bakmak lazım. Şimdi ben de mesela bir Ferrari şey yapmak isterim, koleksiyonu yapmak isterim. Ben de tabii. Ama evet, olduğu kadar yani için. İşin esprisi ama öyle yani. Olay bu. Bir de farklı bir boyutu var. Aile boyutu var. Mesela Kaan çocuk babasın. Oğlunun bu hobi açısından ne gibi gelişimleri var mesela? Ya bence hayvanları sevmesi her şeyden önce kesinlikle çok güzel bir şey. Yani onlara da güzel davranması. Yani hayvan sevmeyen insan bana göre insan da sevmiyor. Aynen. Sizin bitkilerde de yani şey var. Bitki de bence bir canlı. Onun güzel formunu almasını sağlamak. Yani onların bir şey oluşturup ondan sonra onun karşısına gidip izlemek, kahve içmek mesela karşısında. Aynen. Zaten pahalı işlemez bir şey yani.
Artık çocuğun estetik algısı da gelişiyor. Ya bitki dedin ya, sorumluluk. Hani sorumluluk var, evet. Canlı deyince işte neticede işte sevdiğimiz işte kedimiz, köpeğimiz vesaire, işte balıklar vesaire, tamam. Bitki de gerçekten canlı. Onu budarken bile özel bir malzeme kullanıyorsun. Tabii canım. Ayrı bir çiğneyerek, evet. Çiğneyerek kesmesin, tamam, evet, istiyorsun. Tamam. Niye? Oradan tekrardan yeni bir sürgün verecek. Tekrardan işte sana bir görsel sunacak. O da bir canlı yani. Onun Selçuk abi Zeynep'i çekiyor mesela videolarda. Görüyorum, evet. O babayı nasıl taklit ediyor. Orada tabii. Tasarım yapma nasıl hoşuna gidiyor. Gördün mü kaç fotoğrafı? Bir tek parsı benim şeyden kurtaramadım. Tıknas genetikten kurtaramamazmı işte. Her gittiğimizde baba bu renk yok bizde değil. Bu renk yok deyip aldırıyor değil mi? Onu aldırıyor bana yani. Ama yine işte uzay çağı çocuğu. Transgenetik sinfiyatı. Ya mesela benim bir de evimde mesela bir kedim var. Mesela bütün sorumluluğu Ahmet Berat'ındır, bir oğlanındır yani, hani harika ne ya. Kimse mama verir, ne kimse suyunu tazeler, evet. Ne kimse işte kumunu temizler, hepsi evet. Ona aittir, o temizleyip o şeyin dediğimiz. Şimdi benim ufaklığın şeyi ilk 2-3 yıl önceki canlı akvaryumu şuydu, şöyle benim ufak bir akvaryum vardı böyle işte bana. Akvaryumun içerisinde çıkan salyangozları orada topluyordu. Sana da faydası oluyor. Ve onları beslediğini düşünüyordu. Kendi yani, tankında. Kendi şeyinde, tankında. Öyle. Böyle bir şey var. Balıktan ziyade böyle salyangoz vesaire böyle bir değişik bir sebebi var. Yine de bir şey vardır belki de. Bilmiyorum artık. Evet. Vallahi, bakalım. Ya bu da farklı. YouTube'u izledim. Yani. Aynen öyle. Baba arkadaşını gördüm diye salona geliyor. Bakayım Kaan'ı izliyor. Sürüngen dostlar Zeynep. Ne? Bir de diyorum ya arkadaşım, Selçuk Durmaz arkadaşım, Levent arkadaşım. Bahsedince bir baba arkadaşını dinledim. Aynen. Çocuk özeniyor bizim hayatımızda. Yani rol model yaratıyoruz. Ama bence çok güzel bir şey abi. Yani hani bir hobiyle yetişmek ya da bir önünde bir referans olabilecek kişiyle büyümek çok farklı bir şey. Çünkü özellikle de birçoğumuzun yaşadığı şehirler, hani malum gençlerin durumunu da görüyoruz. Evet. Yani insanın bir hobisi olması demek bence kişisel gelişim. Kim ne derse desin dışarıdaki birçok etkenden koruyor. Kendini koruyorsun abi. Yani hem kötü arkadaş ortamından, aynen hem öyle. Çok fazla başka şeylerden, zararlı alışkanlıklardan bir nebze de olsa ya da bir çoğunlukla koruduğunu hissediyorsun. Tabii. Çünkü şey buraya bulaştığın zaman hep aklında şu var. Benim o işi halletmem lazım. Evet. Benim bu görevim, bunu yapmam lazım. Mesela i̇şte o balığı beslemem lazım, o bitkiyi halletmem lazım ya da bu tankın suyunu değiştirmem lazım diye düşünüyorsun. Selçuk abinin 2 yıl üst üste Kore ziyareti mesela. Bunu satın alamazsın bu eğitim. İmkanı yok. Abi ne kattı sana, ne geliştirdi? Çok fazla şey kattı, çok fazla şey kattı. Yani işte dediğiniz gibi hani dostluklar oldu vesaire oldu vesaire yani. Bir de akvaryum şey hobisi, hani hobi diyoruz ya, sana farklı hobiler de katıyor. İşte mesela bir fotoğrafçılığı öğrenmek istiyorsun, işte sosyal medya ile alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. İşte mesela ben YouTube çekiyorum abi, düşün. Mesela YouTube işte yani. Hatta başlamam diyordum mesela. Yok başlamam diyordum abi, ne gelişim var diyordum. Hani ben otun konu karşısına geçip nasıl konuşacağım, ne diyeceğim, kime ne anlatacağım. O bile zamanla gelişiyor işte. İşte hani bilmiyoruz bile yani, bir şey diyemiyoruz ama İster istemez insana de, Selçuk abim dediği gibi farklı bir şeyler kazandırmaya çalışıyor. Mesela ben işte fotoğraf makinem yoktu, fotoğraf makinesi aldım. Ne bileyim işte makro çekmeye yani çalışıyorum. Yani fotoğrafı merak salıyorsun. Hani bitkinin yani. Makro fotoğrafını çekmeye çalışıyorsun. O bile insan zevk veriyor. İşte diyorsun ki ya bu ne kadar güzel renk almış diyorsun. Evet. Ya da bir balığın fotoğrafını çekiyorsun. Mesela sadece akvaryumdan dolayı ben Photoshop öğrendim. Evet. İyi ki de öğrenmişim. Tamam. İşte bir grafikle uğraşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan filan. Ondan dolayı yani bayağı bir şey kattı yani. Gerçekten çok şey kattı. Kendi ailen için ölümsüz oluyorsun abi. Dijital bir hafızan oluşuyor. Bak Kaan'ın YouTube'u bizim, mesela. Evet. Gerçekten parçası. 7 göbek sonraki torunları açıp bizim dedemiz. Yani isterse izleyecek. Ben parçasının 6 aylık bir halini izliyorum ya. Bazen de şöyle mesela 6 aylık 3 aylıkken videoları var. Büyüdü biraz, onunla da videoları var. Senin de kızın da var galiba değil mi kanalda video? Benim Mıncır'la beraber kurulmak işte 3 yaşlarında. Beraber şey yaptılar. Ki sen de kullanmayı bıraktın mı? Aynen. Onlar yapmışlar. Tabii öyle. Yani bizim evde dijital cihaz kullandığımız için ev ortamı sürekli çekiyoruz. Tabii. Benim mesela çocukluk fotoğrafım 2 tanedir. Evet, bizde öyle. Karlı bir gün ilkokulun önünde, bir de evde akraba ziyaret. Hatta benim bir telefonum gitmişti. Benim fotoğraf işte 1,5 yaşlarında falan galiba.
akvaryumun fotoğrafını çekiyorum. O anda benim telefon almış, o da fotoğraf çekmeye çalışırken akvaryumun içine düşmüş. Emin abi belki hatırlar. Telefon falan gitmişti falan. Fotoğraflar da gitti mi içindeki? Ve aynı gün konuşmuştuk zaten. Aynen aynen. Yani tatlı anlar var ya. Ama bu hobi bence güzel bir hobi. Yani insanların hem dost açısından hem arkadaş açısından hem bilgi açısından tabii bizim ülkemizde çok araştırılmasa da yani bilmiyorum. Bak şimdi bu video sana bir misyon yüklüyor. Seni evet. İzleyecek izleyecek olan hobiciler senin buradaki tavırlarından, konuşmandan, her şeyinden örnek alacak. Artı Kaan yıllardır çekiyor. Benim çocuğum izliyor diyorum bak. Evet. Bu Kaan'ın yani orada böyle bir şey denk geldi. Geçen kuzen evet. Bir kalktım bir gün diyor. Evde de Kaan'ın sesi var diyor. Benim yeğen beni bilmeden izliyor. Hani çok o zamanlar görmedim, birkaç yıl görmedim mesela işte. Benimden izliyor, benim videomu açmış işte. O bu kalem videosu var ya, evet, çok güzel anlar. Evet. Onu açmış, onu izliyor. Sonra bu keser hatta beni, işte seni izlerken buldum falan. Bayağı bir izledi, birkaç ay önce bütün videoları izlemiş. Al işte bak. Yani. Evet. Bazen hiç hani dışarıda gördüğüm bir arkadaşım mesela diyor, aa geçen senin videom varmışlar YouTube'da diyor. Hiç bilmiyorum ben senin YouTube kanalın olduğunu falan diyor. Işte. O şekilde konuşuyorsun. Veya işte bugün fuarda olduğu gibi senin aynı şekilde. Ben de çok karşılaştım. Geldi küçük bir kız çocuğu geldi. Ben senin dediğin 3-4 yıldır takipçinim. Fotoğraf çekiliyorsun, bir şey yapıyorsun. Yani bunlar gerçekten güzel şeyler. Güzel şeyler, doğru. O yüzden YouTube iyidir. İnşallah bakalım. YouTube'da zaten para kazanmıyorsun. YouTube'da kazandığın en yok, güzel şey kazanmak kendini geliştirmek yani oluyor. Hani, para kazanmak için birazcık böyle çok şey yapman gerekiyor. Biz öyle bir şey değil. Para kazanmak yani. İçin yapman gerekiyor. Soyunman falan. Evet. Yani onda bizi ya da şaklabanlık yapman gerekiyor. Nuri nasıl bir destek olacak? Lepis sesi nasıl doğru demen mesela gerekiyor? Mesela bizim bu faaliyetlere. İyi bana. Yani ne bileyim sen de, yani dijital içerik olarak bir şey yapacak mısın? Ya da bize yardım edecek misin dijital içerik üretmemize? Sen de fikrini söyle. Abi yani öyle bir yerde ne yapayım abi? İki sene abi. Yani iki sene beklemen lazım abi herhangi bir şey. Evet. İki yıl. Sıra yazın. Tabii. Ha doğru sen iki yıllık zorunlu. Ama yok yok şey anlamda yanlış anladın. Hani video falan derken işte mesela kurulumlarla alakalı, evet. Orada yaptığın tasarımla vesaire alakalı o tarz videoları falan paylaşır mısın diye. Tabii oraya aslında gelip buluşacak mısın senin orada? Abi film zaten onu aslında sormak istemiyorum. Onun ya yok şeyi gerçekten benim öyle niyetlerim var zaten abi. Evet. Daha önce de konuşmuştuk ama hani bir gün denk getirirsek hep beraber. Zaten şey Nur'un orada biz bir böyle bir hızlıca bir kurulum yapıyor. Evet. O da yine böyle gece evet. 12 miydi? Evet, miydi? Gece evet. İşte hemen oradan bir 90'lık açalım oldu. Sonra bir 60'lık hemen sonra kapatıldı. Sonra bir 60'lık gitti evet abi. Aynen aynen öyle. O gün hızlı olmuş. Valla abi niyetim var hatta görüşüp bir dedim konuştuk. Yani ne zaman boş olursun dedim. Evet. Ben hep boşum dedi. Ondan dolayı yani bir güzel bir şey yapabiliriz abi etkinlik yani yapabiliriz. Biz bunlar aynen yani kendi aramızda da böyle belli aslan periyotlar halinde böyle yılda iki tane üç tane böyle bir kurulumla alakalı böyle bir paylaşımlar falan yapsak aslında olur mu? Olur. Şuna da inanıyorum abi öyle bir şey olduğu zaman bayağı kalabalık olur. Yani bayağı bir kalabalık olur. Yani olmuş. Öyle bir şey de şöyle bir şey yapılır. Mesela gelenlerde şöyle hani biz böyle bir etkinlik yapacağız. Yani sohbet muhabbet olacak. Çok güzel. Bir tank mı yaptık? Bu tankta işte bir çekiliş yapacağız. Kime çıkar su alacak götürecek ya gibi. Onlara bir bunlar tabii tüm olarak şey, onlara evet. Siz karar verirsiniz. Ya çok güzel olur bunlar hani hem insanların gelmesi için ekstra bir sebep. Teşvik olur. Tabii yani. İnşallah. İnsanlar bekliyor abi gerçekten bir şeyler bekliyor. Mesela ürün verirken adam bir şey bekliyor. Hani bunu görebiliyorsun. İşte 20 balık hemen bir tane daha sağlıyorsun içine çünkü. Aa, evet. Ticari, evet. Ya biz de seviyoruz yani Türkler hani bir şey seviyor bu hediyeleşme olayını. Seviyoruz. Bir şey yok yani. İkram seviyor. Ben şeyi soracaktım. Hep bak aklımdaydı işte videoya denk geldi. Mesela işte Antalya'dasın. Orada doğal olarak işte bu savaştan vesaire burada Ukraynalılar ve Ruslar çok çok yani. Fazlalar abi. Onların akvaryuma olan ilgisini çok biliyorum çünkü bana dönüyorlar. Antalya'da oluyor da ben de sana yönlendiriyorum evet, mesela. Onlar da baya böyle bitkili tanka falan çok şeyler. Evet. Şimdi Almanya'dan Roman diye biri geldi. Roman senin aracınla bize geliyor. Bu da şey kimdi ismini hatırlamıyorum şu an. Belvet dedi kimdi ya?
Maşa Bulum'un arkadaşı, hatta müşterisi. Sana soruyor, sen Alanya'dan bana soruyorsun. Adam Alanya'dan geliyor. Evet şey var, onlarda da hatta şey var abi, gelenlerin çoğu Karides için geliyor. Karides için geliyor. Evet, Karides için. Onlarda şey de çok fazla. Aynen. Mesela pont falan tankları çok seviyorlar. Ya Karides için çok fazla şey oluyor. Yani en çok Karides için gelenler oluyor. Aynen. Hatta işte bu sene o ilk kez katıldı bizim aramıza. İşte Tereza var mesela, Ukrayna, evet. Bayan Aquascaper, birçok ödül aldı ve şu anda da mesela jürilik yapıyor yani, o anlamda. Çok da sıcak. Darısı başımıza. Gelenler oluyor. Evet, yani, darısı başımıza. Ciddi anlamda gelen yabancılar oluyor. Oluyor, evet, doğru. Ya öyle geliyor ki 3-5 yılda, belki aynı grup toplanıp konuşacağız, yeni isim olmayacak ama onu devam edeceğiz yani, ben öyle düşünüyorum. Yani, ya şöyle söyleyeyim abi, ben hani... Bırakmayız yani. Şey yaptı, hanım evden kovdu, gönderdi. Yani açıkça kovdu abi, gönderdi. İyi yapmış. Ondan sonra. Buraya indiğimde 4 akvaryumum vardı. 3 gün sonra 7 oldu. Bu sayı gitgide her gün artmaya başladı. Sonra farklı farklı şeyler olmaya başladı. Abi yani kontrolden çıkıyorsun ya, nüfus kontrolü olur bir evde. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben 60'lıkla yarışmaya katılıyordum, Selçuk abi biliyor. Cemeke var, kulaklar için nasıl? Biliyorum. Evet. Bana dedi ki sana 120'lik yakışır. Cem yapma, benim armatürüm yok, şunum yok, bunum yok. Ertesi gün akvaryum siparişi, ertesi gün armatür buluşu, ondan sonra devam et 120. Yani Rıdvan bırakıyordu bu yılın sonunda, bırakacağım diyordu, 120'lik tank sipariş etti. Ya şey, hani zevk alıyorsunca, uzaklaşınca şey yapıyorsun ya, tekrar dönme ihtiyacı duyuyorsun ya işte. İşte bizim Tevfik de mesela, Tevfik Sahil. Bana geçen gün. Bir yıl hiç yoktu. İşlerinden dolayı yolluğu vardı. Şimdi döndü ve mesela şey, onundaki o tekrardan şeyi görüyorum o. Ben yakın, heyecanı görüyorum, evet, yani. Ben yakın bir tarihte de yani. Bir Dutch kuracağının bir şeyi var bende. Yani sanki bir dizi değil abi de böyle bir onun bir şeyi var ya. Yani. Kutusunu aldım diyeyim ben öyle. Çünkü geçen paylaştığım videoda bana hemen yazmış işte şuradaki bitki ne, şu bitki nasıl falan diye. Bunu bir yere yazdım. Bu şey de faydalı. Bugün Selçuk abi, dün Selçuk abi tankı yaptıktan sonra hani orada insanlar gördü ya. İlla bu sosyal medyada kanal sayesinde oradaki birçok arkadaş sayesinde yayıldı. Hemen bana mesaj yapmış. Dutch tank bozulmuş, bitkiler alınmış toprak dibinde, 120'lik yarışma tankı geliyor diye. İnsanlar orayı görüyor ya, ya ben de yapabilirim diyor. Yok, yani hani o çok büyük bir şey veriyor. Ya abi, mesela aslında materyal konusuna gelelim. Bir önceki yıllarda işte hani kökler falan geliyordu ama. Evet. Türkiye'ye gelen kök parçaları tasarım için kullanacağımız parçalar çok iyi değildi. Ya sanki atık artık hani böyle istenmeyen malzememiş gibi. Zaten anlamaz. Mesela şeyi hatırlıyorum. İşte Redmore'un yatıyı diyebildiğimiz, evet, kökün. O zaman ben işte bizim arkadaşımız pet shopçuydu Malatya'da. Onun aracılığıyla 2-3 balya istemiştim. Ve beni çağırmıştı. Ben o 3 balyadan çok ufak böyle bir yığın yapmıştım kendime. Hani tasarımda kullanabileceğim. Mesela bu işte Flamewood. İşte Krayoklar'ın, evet, bir hani hobiye kattığı, işte taş figürleri, floatstone'lar vesaire. Evet, ya tasarımda şöyle bakıyorum, son 2 yılda çok farklı yerlere gitmiş. Malzeme zenginliği. Evet. Hatta diyorum ki, bu materyaller benim elimde 5-6 yıl önce olsaydı farklı yerdeydi. Çok çok daha farklı başarılar da elde ederdi. Veya Türkiye'de belki başka bir yerlere giderdi yani. Aynen. Hobi anlamında. Bugünkü elimizdeki şu andaki Flamewood'lar, işte o Frodo'nlar falan, ya o taşlar bizim elimizde daha önce... Ya o kadar çok olsa... mesaj geliyor ki Levent. Her kök paylaştığımda bazen böyle şey yapıyorum, tamam mı? Hani diyorum ya, bu kez kim yazacak mesela? İşte doğru, dün döndüler yine. Dün abi, dün şahitsin, sen tasarımı yaptın. Fotoğrafını tabii paylaştık. Yuri yazdı. Dedi ki, bu nereden aldınız? Aynen. Nerede yazdı ya? Bunu nereden aldınız? Onlar, hani ülkemizde var, bu yerli dedik. Dedi kimden satın alabiliriz, hani nereden getirebiliriz, biz bunu öyle çok beğendik falan diye. Öyle. Biz de direkt zaten... Ya biz soruyoruz, onlar da soruyor tabii yani. Tabii. Yalnız bu bir de yarışma tankı yapma konusunda en hızlı öğrenecek kişi Kaan gibi geliyor. Niye biliyor musun? O kadar çok montaj yapacak ki. Bu ya, bana istemeden kavrayarak öğrenmek sağlayacak.
Süreç uzun aslında. İşte biraz dediğiniz gibi hani hem tasarım yapıp hem çekebilmek onu çok zor. Hani o yüzden de çok az kişi yapabiliyor bunu. Sen daha iyi biliyorsun zaten. Ya yani. Ben o benim basit şeyler kurarken bile video çekme hani sırf bunu kurarken video çekmem gerektiği bir sürü tankı erteliyorum. Hani boş tank sevmem. Evet, biraz da o yüzden kaynaklı ki sizin durumunda hiç düşünemiyorum. Çünkü siz tasarım başlıyorsunuz, başladığın gibi bir gün içinde veya hani bugün orada olduğu gibi 5 saat içinde bitmiyor tasarım. Yok, yok. Yaklaşık 1-2 aylık süreçlerde gidiyor yani. Bu tankı kaç kere giriyor çıkıyor. 2 ay sürdü rahatı. Rahat sürdü. Rahat o yüzden aslında kanserin yani, stüdyona bir boş tank koyman lazım. Her gün bir parça koy. Yani, ya da 90'lık isteğim var ya bakalım ben işte de. Bilmiyorum göreceğiz. Yapalım teknik. Eğer bunu kazanacaksak Kaan çok avantajlı olur bizim için. Ya ben mesela şunu çok iyi net bir şekilde söyleyebilirim. Yani her sene biz önceki seneye nazaran daha iyi bir yere gidiyoruz. Evet. Fikrin değişiyor. Elini hızlılığı, çabukluğu değişiyor. Yani eli alışkanlığı mı deriz artık ona? Tabii kendi kendine öğretmen olur. Aynen. Ben hani mesela atıyorum. Şimdi bilerek ben buradaki tasarımları bilerek koydum ki buraya. Hani yapmış olduğun yanlışı görüyorsun. İşte bitki seçimini anlıyorsun. Kullanmış olduğun materyali nasıl yapman evet. gerektiğini anlıyorsun. Ya da işte şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu diyorsun. Yani ilk yaptığın akvaryumla son yaptığın akvaryum ya, arasında dağlar kadar fark olmuş. Ya fark var. Mesela o kadar şey biz bile yeni yeni şeyler öğreniyoruz ki. Bundan 6-7 yıl önce işte yatılar batmıyordu o suda vesaire. Onları taşlara bağlanıyor. Çırt kelepçeleri hatırlıyor. Çırt kelepçeler kullanılıyordu vesaire. İşte bu yapıştırıcılar oldu vesaire oldu. Onlar da hani bizim işimizi kolaylaştırdı tabi. Bir yani tane onun altına köpük yerleştirmiştim iki sıra. Yatıyı yerleştirip bağlamıştım taşa. Evden çıktık gittik gezdik. Akşamaya geldik hanım dedi. Senin dedi tasarım ters dönmüş. Nasıl ters dönmüş? Ben de yere düştü zannettim. Odaya bir girdim. O köpük kalmış. Ters dönmüş. Taş ağır olduğu için ters dönmüş. Şeyde köpükler yukarıda yüzüyor. Aynen öyle. Hani bilmeden avatar yapmışız o yukarıda. Aynen öyle. İşte insan deneye yapa bir şekilde öğreniyor. Ama keyfi başka abi gerçekten. Yani. Ya ben mesela şu anda bak bir tane yarışma açıklandı. Ya ben çok koşuyorum. Onun heyecanı bitti. Mesela o heyecan gitti. Ama evet. Bu sefer diğer yarış mesela Reflowers var, işte EAPLC şey var, İSTA var, ondan sonra AGA var, ondan sonra EAPLC var. Şimdi onların heyecanı. Ya acaba kaç oldum? Acaba neredeyim? Nasıl oldu? Nedir ya şey de var şimdi mesela işte hani jüri olduğum için söylüyorum. Yani şimdi kaç tarafa da eksiklerini kendin hani ben olsaydım evet. şunu yapardım diye oraya bir metin açıklama yazıyorsun. Evet. Kaç tarafa. Ve okuyan da bunu bir sonrakinde bunu bir hani şey olarak görüyor. Bilgi notu işte. Bilgi notu olarak görüyor. Dereceye girmesi de yorumluyor. Çünkü bizlere de yorum çoğuna yazılıyor. Çoğuna yazılıyor. Yani en azından orada işte örneğin Topelli'ye yazılıyor mesela. Anlatabiliyor mu? Bana 2 yıl yazdılar 2 sefer. Her defalarca bunu yazdıklarını. Evet. Çok güzel yerlerdeymişler. Aynen öyle. Mesela Kore'de bir tane bir tanka yorum yapmıştım. Çok güzel böyle bir dere akıntısı falan vermişti. Her şey harikaydı. Ufuk noktasına koyduğu kök parçaları açık tondaydı. Ben de orada kalem gibi duruyor gibi bir şey yazdım. Ya geldi diyor ki ya ben onu okuyunca anladım onu. Ben o metini okuyana kadar o benim için hep orada bir ağaç gövdesiydi ama değilmiş dedi mesela. Yani, hani böyle. O kadar hani böyle anlamış ki yani. Yani bunlar güzel şeyler. Bize de yorumlar yapanlar oldu zamanında. Bizim hani tabii ustalar vardı neticede. Tamamen dolayı. Ya ben mesela dereceye giremedim. Hani sizler gibi bir yerlere hani, şey yapamadım ama çok. Ya. Hani ama Selçuk abi şunu söylemişti. Dedi ki senin bu tankın hani bir yere gelmese bile sosyal medyada bitki sağlığıyla alakalı çok işte, yorum alacaksın. Yani, çok öyle oldu mesela. Mesela sana dönen olmuştur zaten. Bir sürü kişi yazdı. Yani hani tebrik ederiz gerçekten harika bitki bakmışsın. İşte aynen. Hani o arkadaki zemin uzun süredir görmemiş böyle şeyler. Bana onu söyledi. Kaç yıldır Utri zemin görmedim bu kadar kalın diye yazdılar. Şimdi mesela bilmeyenler şunu diyordur kesin, o Utri Yiğit'in bol olduğu bir tank var ya diyor, evet. Levent'i tanımıyorsa bile. Evet. Öyle diyor yani. Biz nasıl yurt dışındaki tankları yorumluyorsak onlar da yorumluyor neticede. Çünkü ya zaten yarışmanın şeyi şu, sen tamam evinde bir hobi yapıyorsun, kendi görselini tatmin ediyorsun veya işte ev hanesiyle. Evet. Ya diyoruz ki yarışmaya katılın ki sen o tankını tüm dünya görsün.
Bu kadar basit. Nuri'nin tanka baktık bugün. Yarışma tankına. Geçen çok sene. Güzel tank. Evet. Ve ben mesela orada hemen eleştirimi yaptım. Bak, bu kadar emek vermişim bu tanka. Fotoğraf çekiminde arka tarafa ışık koymamışsın dedim mesela. Evet. Onu koysaydın yüzeye bir tane fön makinesi tutup dalgalandırmamışsın mesela. Aynen. Ya biz o çekimle vesaire evet. alakalı zaten video falan eklemiştim ben ama evet. biraz daha bakalım işte kanala daha böyle ayrıntılı. Evet. Yani, hani o bizimki biraz daha böyle körleme bir anlatım olmuştu. Hani mecbur hissettiğim için yapmıştım. Evet. Ne kadar da olsa biraz daha böyle şey olur hani en azından kamera tarafı evet. yerde olur. Biz de kameranın önünde göstererek yaparsan evet. daha da akılcı olur. Çok farklı olur. Aynen. Mesela kumun orada partiküller var evet. ya. Finale bir hafta kala yolu koy. Ama şimdi şey de oldu. Yapma. Mesela fotoğraflama konusunda da aslında çok kolaylık geldi. Tabii canım. Üstü son 3 yılda cep telefonları o kadar harika fotoğraflar çıkıyor ki. Evet. Öyle yani. Ondan dolayı. Yani illaki bir fotoğraf makinenin olmasına gerek yok. Şu an gerek yok. Evet. Şu yani an gerek son yok. Zamanlarda çıkan telefonlar hem RAW dosyası olarak çekiyor hem normal çekiyor. RAW üzerinde renkli oynuyorsun, kıtmanı yapıyorsun vesaire evet, vesaire. Şey İnan 5 dakikada o işlemi halledebilirsin evet. el çabukluğun varsa. Evet. Yani. Onu kim söylemişti? Yani. Ali Urnat'a mı soruyorlar hani sosyal uzmanın kim ya da sosyal medyanı nasıl yapıyorsun? Yok iş yerinde de cep telefonu çıkan her şeyim bu demiş herhalde. Her şeyim bu demişti ofisim. İşte evet. vitrinin, mağazanın iş yerinde işte. Sadece telefon. Yok birçok şey yapabilen insanlar var telefonla yani şey yapanlar var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Bu yorgunlukla benimle video çektiniz. Evet yani videoda biraz bayık olmuyordum gerçekten evet, yorgunluk. Yani hani sen hem iki gün fuarda ilk gün ben sana yardım ettim. İkinci gün gerçeği bilen abi şey yaptı ama hani yani o kadar ayakta durmak, o işleri yapmak kolay değil. Yani yoruldunuz. Buraya kadar da geldiniz. Vallahi buradaki bütün arkadaşlar o kadar işin gücün arasında gelip orada yardım etti. Evet sağ olsun Ali var. Rıdvan'a da sana da tekrardan teşekkürler. Yine o kurumla vesaire. Yine sağ olsun Nuri. Vallahi biz de hep birlikteydi. Dün Mert geldi mesela çünkü rahatsız olarak evet. geldi. Bugün o da gitmiş hastanede serum falan taktırmış. Evde en son yatıyordu. Yani, yani o da hani evet. ona da geçmiş evet, olsun o zaman. Geçmiş. Bak şimdi yeni duydum onun evet, için. Evet, abi. Ya sağ olsunlar yani onlar da bizleri sevdikleri için geldiler. Gelen herkese de buradan herkese de tekrardan teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki bizi davet ettin kardeşim. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağolasın. İnşallah. İkramlar için de teşekkür ederim. Suyumuz bitti. Taze veririz abi. Bu video sayesinde hepimiz de böyle güzel, abi. Ciddi sohbet edebildik. Evet. Bir sürede de artık düzenlemeyi bekliyorum mesela. Merak ediyorum. Kendim de oturup böyle bir kahvemi alıp içeceğim. Şey, izleyeceğim. İnşallah. Video. Şimdi zaten 5 dakika bir izleyelim. Ben de ilk defa rahatım. Şöyle bir videoda edit yapmayacağım, kurgu yapmayacağım, şey yapmayacağım. Harika. Ben gerçi senin rahat kadar uğraşmıyorum abi. Hemen 2 dakikada ufak bir yerleri kırpıp hemen yapıştırıyorum abi. Ben çekildim. Yarına gelir bu. Benimkiler 3 ay falan gelir. Aynen öyle. Yani ben çok şey yapmayı, hani çok profesyonel değilim açıkçası. Hemen 2 dakikada. Her şey profesyonel değildi. Ben işte biraz sadece takıntılıyım işte bazı konularda. Evet. Boşta. O kadar. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkürler. İzlediğiniz için. Sağ olun. Görüşürüz. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğru söyledim.